Hayır sabahlar kıymetli seyircilerimiz, Süpersiname programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok çok kıymetli bir misafirim var. Sizlerin de ekranlarda görmeye çok alışkın olduğu görüşleriyle, fikirleriyle ufkumuz açan bir insan bizlerle olacak inşallah. Emine Erol abla bizimle. Hoş geldiniz Emine abla programımıza. Hoş bulduk sevgili Amine. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Hamdü senalar olsun. Sen de afiyettesindir inşallah. Elhamdülillah. Tekrar teşekkür ederiz. O kadar yoğunluğunuzu biliyoruz. O kadar yoğun arasında da kabul ettiniz. Kanalımıza, Paris'imize. Diyelim. Tekrar hoş geldiniz. Davet ettiğiniz için. Estağfurullah. İnşallah kıymetli seyircilerimiz bugünkü programımız soru cevap şeklinde olacak. İnşallah ablamızdan, Emine hocamızdan bu şekilde yararlanmaya, faydalanmaya çalışacağız. Ben ilk sorumu sormak istiyorum Emine abla size. Yani şöyle sormak istiyorum. Bizim kendi kaynaklarımız, özellikle Risalemiz, Hoca Efendimiz, bunlardan beslenmek, bunlarla okumak bizler için önemli midir, gerekli midir? Bu kaynakların bize kazandıracağı şey nedir? Yani neden önemliyse neden bunları okumalıyız? Evet. Ne dersiniz? Evet, gereklilikten öte bir elzem oluşturumu var kaynaklarla irtibatımızda sevgili Amine. Bizim Risale-i Nur, Bediüzzaman'ın açtığı yol, hani Hoca Efendi Bediüzzaman Hazretleri'ne Hazreti Pir diyor. Biliyorsun Nurcular da rahatsız oluyorlar bu Hoca Efendi'nin hitabından ama Hazreti Pir demek yol açıcı demek. Biz sevgili Amine hizmet derken aslında hizmeti imaniye ve Kur'aniye derken bir seyri süluku kastediyoruz. Yani bir tekamül yolculuğunu. Yani biz bu yola girdiğimizde yaşatma ideali aslında bizim kendi kurtuluşumuzun fermanı olarak karşımıza çıkıyor. Öyle bir asırda yaşıyoruz ki bu asrın seyri süluku böyle gerçekleşiyor. Yani üstadın açtığı yolla gerçekleşiyor. Aciz, fakir, şefkat ve tefekkür tarikiyle gerçekleşiyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bir yol açıyor. Bu şu anlama geliyor. Biz istidatlarımızı üstadın açtığı yolda kuvveden fiile çıkarıyoruz. Öyle kimlik kazanıyoruz. Bakın iki çeşit kimlik kazanma biçimi var. Bir enaniyetle kimlik kazanıyorsunuz. Sahte bir kimlik bu. Bir de arz ve fakrla kimlik kazanıyorsunuz. Üstadımızın bize açtığı yolda biz bir kimlik kazanıyoruz. İstidatlarımızı kuvveden fiile çıkarıyoruz. Tekamül ediyoruz. Hatta Bediüzzaman Hazretleri bilirsin insanın neden yaratıldığı sorusuna, neden dünyaya gönderildiği sorusuna düzeltiyorum. Neden insan dünyaya gönderilmiştir sorusuna istidatlarını nemalandırmak için diye cevap veriyor. Yani istidatlarımız bizim. İnsan olma kabiliyetlerimiz çekirdek halde. Biz Hazreti insan deniliyor tasavvufta. Fiil insan olarak kabul edebilirsiniz. Bunu potansiyel mahiyetimizi inkişaf ettirmek için dünyaya gönderildik, öyle değil mi? Hani üstad bunu anlatmak için hayvanlarla insanlar arasındaki farka değiniyor. Hayvanlar dünyaya geliyorlar, bir istidatla beraber geliyorlar. Sanki o istidatlarını başka bir alemde inkişaf ettirmişler gibi dünyaya geliyorlar ve o getirdikleri istidatla amel ediyorlar. Oysa insan öyle değil, hiçbir şey bilmeden yaratılıyor ve sürekli öğrenmesi gerekiyor, sürekli tekamül etmesi gerekiyor. İnsanın yeryüzündeki yolculuğu bir tekamül yolculuğu, bir istidatlarını kuvveden fiile çıkarma yolculuğu. Buna ister tasavvufi tabirle seyri sülük dersiniz, ister üstadın tanımladığı gibi terakki yolculuğu, tekamül yolculuğu dersiniz ama insan mahiyeti açılmak için, inkişaf etmek için var edilmiş, yaratılmış bir mahiyet. Potansiyelimiz bunu gerektiriyor. Ve sevgili Amine, işte yol dediğimiz şey bu noktada karşımıza çıkıyor. Kaynak dediğimiz şey bu noktada karşımıza çıkıyor. Temel sorumuz şu, evet hani üstadın dediği gibi bize bütün alemlerin haritası hükmünde bir kalp verilmiş. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Bu kalbin fatırı elbette bu kalbin işlettirilmesini isteyecek. Bize bir ruh verilmiş ve çok yüksek potansiyel taşıyan, melekut alemine açılma istidadı olan bir ruh verilmiş. Şimdi böyle bir ruhla mülk alemine sıkışır kalırsak kendimize yazık etmiş oluruz. Bize şu kainatı bir kitap gibi okuyabilme, onu bir güzellikler galerisi gibi seyredebilme, onun temaşacısı olma istidadı varmış.
verilmiş ama bu istidadı bizim aktivize etmemiz, potansiyelden fiile çıkarabilmemiz, yani fiil insan olmamız gerekiyor ki buna ne diyoruz literatürde? İnsanı kamil diyoruz. Hoca Efendi diyor ki her insana insanı kamil olma ufku gösterilmelidir diyor. Her insana gösterilmeli ama diyor Hoca Efendi bugün bizim insanımız ya da insanlık bu noktada acınacak haldedir. Çünkü bir insanı kamil olma ufku insanlığa gösterilmiyor. Kendilerine gösterilenler de ona müteveccih olarak hareket etmiyorlar. Yani şu potansiyeli, insan olma potansiyelini alemlerin haritası hükmünde olan kalbi işlettirmiyorlar. Oysa bizim temelde böyle bir problemimiz var. Kalbi de işlettirmek, aklı da işlettirmek, ruhu da işlettirmek. Bu kadar yüksek bir donanımın varsa o donanımla köşende oturamazsın. O donanımı ziyan edemezsin. Bu kadar yüksek bir donanım sana yüklendiyse faal olman, fiil halinde olman, sürekli bir aktiviteyle istidatlarını inkişaf ettirmen gerekiyor. İşte sevgili Amine, kaynaklar o noktada devreye giriyor. Kaynak demek bizim için manen beslenmek demek. Kaynak demek bizim için zaruri ihtiyaç demek. Yani bedenimiz için işte hava diyoruz, su diyoruz, beslenmelerden bahsediyoruz. Ruhumuzun da, kalbimizin de, aklımızın da, latifelerimizin de, duygularımızın da, yani zahir ve batın bütün istidatlarımızın da inkişaf etmeye, beslenmeye ihtiyacı var. Ve kaynak dediğimiz hani Hoca Efendi'nin pırlantaları, efendim Bediüzzaman Hazretleri'nin risaleleri, bunlar bizim için aslında hem kainat kitabını nasıl okuyacağımızı bize öğreten, hem hadiseleri nasıl okuyacağımızı bize öğreten, hem kendi mahiyetimizi nasıl okuyacağımızı bize öğreten, dolayısıyla da nasıl istidatlarımızı kuvveden fiile çıkarma konusunda bize yol ve yöntem gösteren kaynaklar. O kaynaklar o yüzden bizim için sadece hani okunacak kitaplar değil, virt onlar bizim için. Virt-i zeban, yani sürekli okumamız ve sürekli beslenmemiz gerekiyor. Ve beslenmediğimiz her durumda kendimize yazık etmiş oluyoruz. Beslenmediğimiz her durumda aslında ruhumuzu, kalbimizi soluksuz bırakmış, düşüncelerimizi çürümeye, kadavralaşmaya, kokuşmaya terk etmiş oluyoruz. Kendimize yazık ediyoruz yani. Buna şöyle de bakabiliriz belki. Şimdi hep şundan bahsediyoruz. Biz müminiz ya. Şu maddi alemin arkasında bir mana aleminin varlığından söz ediyoruz. Öyle değil mi? İman ettiğimiz için şu esbab aleminin bir tenteneli perde olduğuna inanıyoruz. Ve bu perdenin arkasında bir melekut alemi var. İşleyen bir kudret eli var diyoruz. Melekeye iman, imanın rükünlerinden bir tanesi. Ama şu maddi alemin kalıpları içerisine sıkışır kalırsak, o melekut alemine ilişkin söylemlerimiz sadece birer iddiadan ibaret kalmaz mı? Tevhid diyoruz, diyor ki Hoca Efendi, çoklarımız tevhide kitaplarda yazdığı için inanıyoruz ama vicdanen onu tasdik edebilmemiz gerekiyor bizim. Tevhidin derecelerini anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Hepiniz biliyorsunuz ama tekrar etmekte fayda var. Bir hani taklidi imana tekabül eden tevhid-i amiyane var diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani icmali tevhid, kainatı yaratan Allah'tır deyip köşeye çekiliyorsunuz. Ama bir de Hoca Efendi'nin dediği gibi kainatı hallaç pamuğu gibi atmak, eşyayı ve hadiseleri okuyabilmek, efendim eşyaya ve hadiselere bakarken Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhanisini görebilmek. Sadece varlığı değil, şu esbab aleminde dönüp duran hadiseleri de okuyabilmek. Tevhili ahadis diyoruz buna. Ve Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhanisini görebilmek, onun esmasını okuyabilmek kainat kitabında. Şimdi bunlar bizim için öncelikli meseleler, öyle değil mi? Hani olsa da olur, olmasa da olur diyebileceğimiz şeyler değil. Allah bize bu kadar yüksek bir donanım vermiş, kainata muhatap olarak yaratmış insanı ve biz o muhataplığı gerçekleştirmeyeceksek kendi varlığımızı sorgulamamız gerekmez mi? Peki temel sorun şu, o amiyane tevhidden, o tevhid-i icmaliden nasıl olacak da tevhid-i hakikiyeye geçeceğiz? Nasıl olacak da kainatın üzerinde serpiştirilmiş olan esma-i ilahiyeyi okuyabileceğiz?
Nasıl olacak da mülkten melekuta, maddeden manaya, fizikten metafiziğe, bedenden ruha doğru açılabileceğiz? Nasıl olacak da şu cismaniyetten kurtulup kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yükseleceğiz? İşte bu soruların cevabını beslenmek veriyor. Biliyorsun hani okumayı terk eden, kaynaklardan kopan herkes bir süre sonra kadavralaşmaya, iç çürümeye, renk atmaya, pörsümeye, matlaşmaya, efendim eprimeye başlıyor. Kendimizde hissediyoruz bunu. Her gün yeniden beslenmeye ihtiyacımız var. Zannediyorum hepimiz kendimizde hissediyoruz. Biraz kaynaklardan kopsak, biraz uzaklaşsak iç çürümelere başlıyoruz. Kalbimizde yanan kandiller sönmeye başlıyor. İmanın nuru zayıflamaya başlıyor. Süreklilik gerektiriyor beslenmeler. Beslenmeler süreklilik gerektiriyor. Hoca Efendi'nin bir ifadesi var. Hepiniz bilirsiniz bunu da, bu yaklaşımı da, ama Hoca Efendi'nin ifadesiyle tekrar etmekte fayda var. Diyor ki Hoca Efendi, mermeri delen şey su damlaları değildir. O damlaların temadisidir diyor. Yani sürekliliğidir. Bizim de sürekli beslenmeye ihtiyacımız var sevgili Amine. Ve ben beslenmeyerek kendimize çok yazık ettiğimizi düşünüyorum. Hani hep arkadaşlardan şu tarz şikayetler işitiyorum. Mesela gönül yorgunlukları, ruh yorgunlukları, efendim duygusal çöküntüler. Bütün bu tarz şikayetler işitiyorum arkadaşlardan. Aslında bütün bunların hepsi de beslenme eksikliğinden kaynaklanıyor. Şikayet üretmeler, efendim haktan uzaklaşmalar, probleme dönüşecek olan bir takım kendi mahiyetimizden etrafa yaydığımız kötü kokular. Bütün bunların hepsi beslenme eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani ne kadar problem varsa hepsini beslenme eksikliği üzerinden okuyabilmemiz mümkün. Risale-i Nurlar bizim virdimizdir. Hoca Efendi'nin eserleri bizim virdimizdir. Düzenli olarak kendimize, hani Hoca Efendi kalbimize karşı saygılı olmak ifadesini kullanıyor. Kendi kalbimize karşı saygılı olmak zorundayız. Hiçbirimiz diyor Hoca Efendi şöyle diyemeyiz. Hani benim irfan ufkum efendim uyuşukluğa, tembelliğe izin veriyor. Bunu çoğaltabiliriz. Şöyle diyemeyiz mesela, benim irfan ufkum okumamaya izin veriyor. Risale olmasa da buna, böyle bir yaşantıya benim irfan ufkum izin veriyor diyemezsiniz. Bu diyor Hoca Efendi, bu cümleyi kurmak insanın kendi kalbine karşı saygısızlığıdır. Kendi donanımına karşı, taşıdığı mevhibe-i ilahiye karşı bir saygısızlıktır. Allah bize bu kadar yüksek bir donanım vermişse derinlere talip olmak lazım. Hoca Efendi diyor ki insanlara yüzmeyi öğretir gibi derine dalmayı öğretmek lazım. Bizim mesela kardeşlerimizin bir kısmı Risale-i Nur'u anlamadıklarını söylüyorlar. Evet, çok derin metinler, çok doğru, ama bizim potansiyelimiz de çok yüksek bir potansiyel. Üstad diyor ki Risale-i Nur başlangıçta perdeli gidiyor diyor. Üstad, ondan sonra o perdeler kalka kalka yola devam ediyoruz. Ve marifet-i ilahiye meselesi ilmel yakinle başlıyor biliyorsun. Hatta şöyle de diyebiliriz. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetim için en çok korktuğum şeyleri sayarken, en çok korktuğum şey deyip saymaya başlarken yakin azlığından söz ediyor bakın. İlmel yakini olmayanın sevgili Amine, demek ki yakini hiç yok. Çünkü yakinin en düşük mertebesi ilmel yakindir. Sonra aynel yakin, sonra hakkal yakin gelir. Yakin de ne demek? Aksine ihtimal vermeyecek şekilde kat'i bir imanla Allah'a iman etmiş olmak demek. Öyle değil mi? Dolayısıyla hani yakin yokluğu, hani Efendimiz yakin yokluğu bile demiyor. En çok korktuğum ümmetim için yakin azlığıdır diyor. Okumamak demek bizim için yakin azlığı demek değil mi? Dolayısıyla tehlike arz etmeye başlıyoruz. Azlığını bir kenara bırakalım. Okumamak demek bizim için yakin yokluğu demek. Dolayısıyla da yakinin mertebeleri imanın tekamül mertebeleridir. Dolayısıyla bizim imanımızın taklitte kalması demek. Oysa temel meselemiz imanımızı taklitten tahkike geçirmek,
tevhid-i amiyaneden tevhid-i hakikiye yol bulmak. Hatta tevhid-i hakikinin de kendi içinde mertebeleri var. Tevhid-i ilmiden tevhid-i zevkiye yol bulmaya çalışıyoruz. Yani vicdanımızda imanın lezzetini duymamız gerekiyor. Bütün bunlar için en önemli meselelerimizden bir tanesi kaynaklarımızdan istifade edebilmek meselesi. Ben kendi adıma çok samimiyetle söyleyeyim. Hani Hoca Efendi'nin metinlerini okudukça açıldığımı hissediyorum. Okudukça nefes aldığımı hissediyorum. Okudukça itminana erdiğimi hissediyorum. Herkese Risale-i Nur'u okudukça beslendiğimi hissediyorum. Gerçek manasıyla hani diyelim ki biz latifelerden bahsederiz. Bilirsin hani sır, hafi, ahva diyoruz. Latifeler. Latifeler ne demek? Batıni duygularımız demek. Latifeler ne demek? Bizi melekut alemine açan potansiyelimiz, melekut alemine açan cihazatımız demek latifeler. Yani bir taraftan böyle esma, sıfat alemlerine, şunat alemlerine açılan bir mahiyet var bizde. Sanki şöyle düşünebiliriz bunu. Şu esbab alemine açılıyoruz ya bir yönümüzle. Yani gözümüzle, kulağımızla şu esbab alemine, sebepler alemine açılıyoruz. Aynı şekilde kalbimizin batıni mahiyetiyle de yani sır, hafi, ahva, ufkunda melekut alemine açılıyoruz. Şimdi bunlardan ezbere bahsediyoruz. İşte sır diyoruz, hafi diyoruz, ahva diyoruz. Sana çok samimiyetle bir şey söylüyorum. Ben Risale-i Nur okurken çok kuvvetle hissediyorum. Hani sır nedir, hafi nedir, ahva nedir? Çünkü bir melekutiyete doğru açıldığımı hissediyorum. Adeta gözeneklerim açılıyor. Okurken hissediyorum bunu. Zannediyorum hepimiz hissedersiniz. Tesir diyor buna Bediüzzaman Hazretleri. Yani böyle bir atmosfer oluşuyor Risale-i Nur okurken. Onlar sünuhat ya, ilhamla yazılmış olan eserler ya İlhamine. Yani onlar kesben yazılmış eserler değil, kesbi bir mahiyet var ama Risale-i Nur sünuhattır. Kalbe gelen ilhamlar suretinde yazılmışlardır. Dolayısıyla öyle bir atmosfer oluşuyor ki okurken sizi içine çekiyor ve sizi melekutiyete doğru açıyor. Allah aşkına hani biz okumayacaksak mülkten melekuta nasıl açılacağız? Okumayacaksak nasıl besleneceğiz de yekin ufkuna ulaşacağız? Maddeden manaya nasıl yol bulacağız? Ve okumayacaksak ehli dünya ile kendi aramızdaki farkı nasıl ortaya koyacağız? Nasıl derinlere dalacağız? Nasıl bir gavvas gibi, bir dalgıç gibi mücevher çıkaracağız? Hani diyoruz ya hep, gavvas olana Kur'an mücevher dolu umman diyoruz. İnsan dalgıç olursa daldığı her yerden Kur'an'dan mücevher çıkarıyor. Ama gavvas olmaya önce bir alıştırmayla başlıyoruz. Kur'an'dan mücevherler çıkarabilmemiz için Kur'an'ın mana tefsiri hükmünde olan ve bizim asrımıza bakan mahiyetiyle Kur'an'ı tefsir eden Hoca Efendi'nin ve Üstad'ın eserlerine çok aşina, o terminolojiye, o bakış açısına, o metodolojiye çok aşina olmamız gerekiyor. Çok hemhal olmamız gerekiyor. Çok onlarla yoğrulmamız gerekiyor. Çokların üzerinden yolculuk yapabilmemiz gerekiyor ki açılabilirim Kur'an'a da kendi asrımızın insanı olalım, İbnül Vakt olalım. O perspektifi gözümüze yerleştirip onunla kainatı seyredelim. Üstadın bak dediği yerden hakikatlere bakalım. Derinleştikçe derinleşelim, derinleştikçe derinleşelim. Yolculuğumuz derinleşme yolculuğu. Yolculuğumuz helmin mezit ufkunda bir yolculuk. Bir üvek gibi kanatlarımızı açabildikçe açalım. Bir küheylan gibi koştukça koşalım ilmendi. Bir yönü daha var, bunu da zikredip öyle tamamlamak istiyorum. Hani emri bil maruf nehyanen münker farz-ı ayn diyoruz ya. Bizim asrımız farz-ı ayn haline getirdi emri bil maruf nehyanen münkeri. Şimdi biz iyiliği çoğaltacağız, kötülüğün önünü alacağız. Sevgili Amine, neyle yapacağız bunu? Yani imani hakikatlere bir vukufiyetimiz olmadan insanları neye davet edeceğiz? Ne vaat edeceğiz insanlara? Onlar diyelim ki işte teslis akidesinde de biz tevhidi onlara tevhidin güzelliğini anlatacağız.
kendimiz taklidi bir imanın içerisindeysek, amiyane bir tevhidin içerisindeysek hangi tevhide davet edeceğiz insanları? Onlar işte kader telakkisi içerisinde savruluşlar yaşıyorlar da biz kaderin güzelliğini, kaderin ilmi boyutunu, meşiyet-i ilahiye bakan boyutunu onlara anlatamayacaksak insanları neye çağıracağız? Dolayısıyla bir taraftan da emri bil maruf nehyenin münker gibi farzlar ötesi bir farz sorumluluğu bizi ilmi bir yolculuğa davet ediyor. Hep diyoruz işte bizim yolumuz Risale-i Nur yolu, bizim yolumuz Risale-i Nur yolu. Ama unutmayalım ki Risale-i Nur bir ilim yolu değerli arkadaşlar. Tefekkür bizim mesleğimizin dört temel esasından bir esası. Yani tefekkür olmadan bu yolda yürünmüyor. Öyleyse kaynaklardan düzenli beslenmek bizim için bir zaruri ihtiyaç. Sevgili Amine. Allah razı olsun Emine abla. O kadar güzel anlattınız ki su gibi aktı. Ben bazı kafamda sorular vardı ama hepsinin cevabını da verdiniz. Hani şunu söylemek istiyordum. Bazen şey denilebiliyor. İşte ben hani başka dini kitapları okusam ne olur gibi sorular da gelebiliyor. İlla bunları mı okumam lazım gibi. Ama o kadar güzel anlattınız ki bu devrin vaktin kitapları olduğundan bahsettiniz. İnşallah bizler için de bir dua niyetine geçsin. İnşallah tekrar bir aşkla şevkle kaynaklarımıza tekrar sarılalım. Yani inşallah, eğer çok sahip çıkmıyorsak diyeyim inşallah. Sorduğunuzda bir tek cümleyle bir cevap vermek istiyorum. Hoca Efendi diyor ki kendi kaynaklarımızdan düzenli, sair kaynaklardan seçerek istifade etmek lazım diyor. Bu da bir prensibimiz olsun. Yani kendi kaynaklarımızdan düzenli beslenelim. Hani Hoca Efendi gibi. Diyor, evet aynen öyle. Hoca Efendi diyor ya üstad için beyin yapıcı diye. Biz hadiseleri nasıl okuyacağımızı, kainat kitabını nasıl okuyacağımızı, esmaya nasıl açılacağımızı, imanda nasıl derinleşeceğimizi, bütün bunları işte kendi kaynaklarımızdan nasıl hizmet edeceğiz, nasıl tebliğ edeceğiz, hepsini kendi kaynaklarımızdan talim edelim de diğer kaynaklardan seçerek istifade edelim. Bu bir prensibimiz olsun. Yani önümüze geleni okumak suretinde değil de kendi kaynaklarımızda öğrendiğimiz meseleleri diyelim ki hayat-ı sahabe ile biraz daha açılmak, Allah dostlarının hayatlarını biraz daha öğrenmek, fizik, kimya, biyoloji ile efendim kainat kitabını okuma noktasında tefekkür yolculuklarına çıkmak, bunun gibi verdiğim örneklerde olduğu gibi seçerek derinleşme yolculuklarına çıkarabilecek sair eserleri elbette okuyacağız ama kendi kaynaklarımızdan düzenli beslenmek şartıyla. Evet. İnşallah. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Şahsım adına söylüyorum. Aç kalsam da bir gün inşallah onları okuma ihmal etmeyeceğim. Yani o kadar benim için faydalıydı anlattığınız şeyler. Ona zaman ayıracağım onu demek istedim. Çok sağ olun Emine abla. İnşallah başka bir soruyla tekrar devam etmek istiyoruz. Tekrar başka bir soruyla diğer bir programda inşallah. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Allah ben teşekkür ederim sevgili amin. Programımız bir ayet bir hadise devam ediyor kıymetli seyircilerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahiyullah. Bir ayet, bir hadis, bir dua programımıza hoş geldiniz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i ve onun yaşanmış şekli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hakkıyla okumayı, anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Geçen hafta şeytanın insanı kandırma yollarından biri olan vesvese üzerinde durmuştuk. Bu haftada yine şeytanın insanı kandırma yollarından olan öfkeden bahsedeceğiz. Yüce Rabbimiz insanı yaratırken onun hayatını devam ettirebilmesi için ona farklı hususiyetler vermiştir. Bunlardan birisi de öfke duygusudur. Öfke duygusu da korku duygusunun olduğu gibi insana kendisini koruyabilmesi ve hayatta kalabilmesi için verilmiştir. Her duyguda olduğu gibi öfkenin de ortası, aşırısı ve azı bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kafirleri haksız öfkelerinden ve aşırı öfkelerinden dolayı ayıplamakta, müminleri ise kendisine verilen öfke duygusunu yerinde ve dozunda kullandıkları için övmektedir. İşte bugünkü ayet-i kerimemiz Ali İmran suresi 134. ayet bu konuyla ilgilidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. O muttakiler ki Allah kendilerine verdiği her türlü nimetten bilhassa servetten
Allah için bollukta da, darlıkta da, harcamada bulunur. Kızdıklarında intikam almaya güçleri yettiği halde öfkelerini zor da olsa diken yutar gibi yutar ve insanların kusurlarını affederler. Allah işte böyle ihsan sahiplerini Allah'ı görürcesine, en azından onun kendilerini gördüğünün şuuru içinde iyiliğe adanmış olanları sever. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz kendisinin çok sevdiği takva sahibi kullarının özelliklerinden bahsetmektedir. O kullar ki bollukta da, darlıkta da Allah-u Teala'nın rızası için harcamada bulunur, infakta bulunurlar. Yani şartlar onların bu güzel davranışlarını etkilemez. Bolluk onları şımartıp bencilleştirmez. Darlık da onları Allah yolunda infakta bulunmaktan, Allah yolunda harcamada bulunmaktan alıkoymaz. İnfak konusu çok uzun bir konu, geniş bir konu olduğu için bunu gelecek haftalara bırakıp bugün özellikle bu ayet-i kerimede geçen müminlerin, takva sahibi müminlerin ikinci özelliği olan öfke duygusundan bahsedeceğiz. Ayet-i kerimemizde öfkelerini, umuttakiler öfkelerini zor da olsa diken yutar gibi yutarlar buyuruyor. Gerçekten düşününce bile insanın dikeni yutması ne kadar zor ki, hakikatinde bunu yapabilmek neredeyse imkansızdır. Rabbimiz işte bu imkansızı başaran, yani diken yutar gibi öfkelerini yutup da haklı oldukları halde, intikam almaya gücü yettikleri halde, öfkelerini diken yutar gibi yutup da insanların kusurlarını affeden kullarına, muttaki kullarına sevgisiyle muamelede bulunuyor. Yani sonucundaki paye, sonundaki mükafat Rabbimizin rızası, Rabbimizin sevgisi. Onlar ihsan sahibidirler diyor. Hem Allah yolunda harcamada bulunmak noktasında ihsan sahibidirler, hem de öfke duygularını yutup insanların kusurlarını affetme noktasında ihsan sahibidirler. Allah da ihsan sahibi olan kullarını sever. Allah bizi o sevgiye ulaşan kullarından eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanın tabiatının bir yanını oluşturması dolayısıyla öfke duygusu üzerinde durmuştur ve bu noktada gerekli yönlendirmelerde bulunmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'un rivayetiyle şöyle buyuruyor. Gerçek pehlivan başkasının sırtını yere getiren değil, öfkelendiğinde nefsine hakim olabilendir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örneklendirerek meseleyi bizim aklımıza ve kalbimize yatırmaya çalışması gerçekten çok mükemmel. Efendimiz gerçek pehlivan, başkasını güreşte yenen, başkasını gücüyle kuvvetiyle yere seren değil de öfkelendiğinde, sinirlendiğinde nefsine hakim olup diken yutar gibi öfkesini yutan olduğu halde, gücü yettiği halde aynı şekilde mukabelede bulunmayandır buyuruyor. Şerif'in en güzel yaşanmış halini yine Asr-ı Saadet'te görüyoruz. Birisi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a uygunsuz sözler söylemişti. Hazreti Ebubekir ona cevap sadedinde Allah'ın örttüğü kabahatlerim senin bildiğinden daha çok demişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kendi nefsinin ıslahıyla meşgul olduğu için bir başkasının onun eksikliklerine nispet etmesi, onlara söylemesi Hazreti Ebubekir'i öfkelendirmemişti. Çünkü onun asıl meşguliyeti Allah Teala'ya gerektiği gibi kullukta bulunamamak, onu gerektiği gibi tanımamak hususundaydı. Bundan dolayı başkasının kendisine bir şeyler söylemesi onu öfkelendirmemişti. Bu Hazreti Ebubekir'in kâmeti kıymetinin büyüklüğündendir şüphesiz. Ne? Allah dostlarından Şabi'ye birisi uygunsuz sözler söyleyince o, eğer sen haklıysan Allah beni affetsin, eğer sen yalancıysan Allah seni affetsin deme büyüklüğünü gösterebilmiştir. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Öfke duygusunu tamamen yok etmek ya da onu kalbimizden söküp atmak insan fıtratına aykırı bir davranış olduğu için mümkün değildir. Ancak onu hafifletmek, azaltmak, zayıflatmak ya da yönünü değiştirmek mümkündür. İnsanın sabırlı davranması ve kendisine sürekli pozitif manada telkinde bulunması öfkeyi azaltıcı bir rol oynamaktadır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda öfke muhakkak şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Su ateşle söndürülür. Biriniz kızdığında abdest alsın buyurarak kızgınlık anında, öfke anında yapmamız gerekenleri de bize bildirmiştir. Demek ki öfkelendiğimizde, kızdığımızda
pozisyon değiştirmeliyiz. Ayaktaysak oturmalı, oturuyorsak kalkmalı, dolaşmalı, oda değiştirmeli, mekan değiştirmeli ve abdest alarak azabımızın dinmesini beklemeliyiz inşallah. Bu durumlarda susma, namaz kılma, Allah-u Teala'nın azametini düşünme, kalpteki bu öfkenin geçmesi için dua etme gibi hususlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilmiştir. Hasan Basri Hazretleri, ey Ademoğlu, hiddetle yerinden sıçradığın zaman cehenneme düşecek şekilde oturmandan korkulur buyurmuştur. Ve hiddetle öfke anında verilen kararların, yapılan uygulamaların insanı Allah muhafaza cehenneme götürebileceğinden korkulması gerektiğini de ifade etmiştir. Bizim kısıtlı olmasından dolayı konuyu burada bitiriyoruz. Ancak bu konuyla ilgili daha kapsamlı hem psikolojik hem dini noktada bilgi edinmek istiyorsanız kanalımızın Mutlu Bir Yuva İzinde programının geçen haftaki yayınında çok güzel, çok net, çok kapsamlı bir şekilde bu konu işlenmişti. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Bugünkü duamız Yakaran Gönüllerden Seyyid Ahmet Edderdi Kattasallahu Sırrı'nın salavatı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanıma sokulmalarından sana sığınırım. Allah'ım, her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilik, borç altında ezilmek ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım. Fakirlikten ve yoksulluktan sana sığınırım. Yine bütün belalardan sana sığınırım. Allah'ım, senden başkasına muhtaç olmaktan, senden başkasının huzurunda zillet yaşamaktan, senden başkasından korkmaktan sana sığınırım. Yalan beyanda bulunmaktan, günahlara dalmaktan, senin azabını unutup sadece affını düşünerek aldanmaktan sana sığınırım. Düşman şamatasından, onulmaz hastalıklardan, ümitlerimde haybet yaşamaktan, nimetin zevalinden, nikmet ve azabın ansızın gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım, mahlukatın şerrinden, rızık endişesinden ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, helak olup gitmekten, bitkin düşmekten sana sığınırım. Sefer şiddet ve meşakkatinden ve dönüşün kötü olanından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin kaymasından, sabırsızlık gösterip ortalığı velveliye vermekten sana sığınırım. Hırs gösterilmeyecek şeylere tamah etmekten sana sığınırım. Allah'ım, gizli açık bütün fitnelerden sana sığınırım. Allah'ım, gizli açık bütün fitnelerden sana sığınırım. Allah'ım, gizli açık bütün fitnelerden sana sığınırım. Mahlukatın şerrinden senin tas tamam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, zulmetmekten, zulme hedef olmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, haddi aşmaktan, haddini aşanların tecavüzüne maruz kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, şek ve şüpheden, açık gizli her türlü şirkten, benden başkalarına dokunan ya da başkalarından bana gelen her türlü haksızlıktan sana sığınırım. Ey alemlerin Rabbi, nezdinden gönderdiğin yardımınla mahlukattan gelecek zararlara karşı beni en sağlam şekilde muhafaza buyur. Buyur ki dinim, dünyam, bedenim, ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerimle alakalı hiçbir belaya maruz kalmadan ömrümü tamamlayayım. Allah'ım, Nebin ve Resulün, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları ben de kendim ve bunlar için diliyor. O muhbir-i sadık Efendimizin sığındığı bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Rabbimiz bize dünyada hasene ver ve ahirette de hasene ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey bizim kerim Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam ve bereket ihsan eyle ve ona cennette vesileyi ve derece-i aliyeyi ver. Baş döndürecek kadar yüce makamların sahibi Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat, selam ve bereket ihsan eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat, selam ve bereket ihsan eyle. Bizi de onun güzel ahlakıyla ahlaklandır. Amin. Elfi elfi amin. El Fatiha me el salavat. Gelecek hafta Parisname programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün de programımızın sonuna erdik, sonuna geldik. Çok bence kıymetli, değerli şeyler öğrendiğimiz bir program oldu yine. Yine inşallah her pazartesi saat 10'da biz buradayız. Tekrar bekleriz diğer programlarımıza da.
İnşallah eğer abone değilseniz abone olmayı, katıl butonuyla katılmayı, beğendiyseniz programımızı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Biz bu güzelliklerin herkese ulaşmasını istiyoruz. O yüzden bu yapacağınız şeyler bizim için önemli oluyor yayılması adına. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle diğer programlarımızda. Hoşçakalın.